Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Bugün 8 Ekim 2013 günlerden ise Salı arkadaşlar. Günün ilk canlı yayınım. Bu sefer biraz daha erken davrandık. Çünkü biliyorsunuz ne zaman hareket var canlı yayın o zaman başlar arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle kısaca bir özet geçelim. Euro dolar paritesinde yine hafif hafif hareketlenmeler var aşağı yönde. Önemli noktalarımız bugün 35.52-35.40 arasındaki bölge arkadaşlar. Daha çok buradaki 200'lük hareketli ortalamanın sağlıklı bir şekilde çalışma potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dün çalışmıştı, dün işimize yaradı. Ondan önceki güne bakarsak arkadaşlar yine yeşil olan bakın hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış vardı. Ve buradan hafif de olsa tepkiyi verdi ki hani bu dün itibariyle 54 piplik bir tepkiydi. Arkasından dün akşam saatleri yaptığı hareket 40 piplik bir tepki vermişti. O yüzden yine şu bölgeden yeni bir tepki verirse arkadaşlar yine yönünü yukarı doğru çevirebilir ve bizi 35.88'e doğru bir hareketin yolunda açabilir. Ama şu bölgede bir sıkışma var, onu söyleyeyim bugün için. Özellikle bakın artık şu saatten sonra şu tepe noktası, burası da dip noktası. Bunu biraz aşağı çekeceğim. Evet, şuradaki beyaz, şuradaki yeşil hareketli ortalama sıkıştırdı arkadaşlar pariteyi. Gördüğünüz gibi son iki gündür neredeyse bakın şurayı kırdıktan sonra aşağı doğru üzerine çıkmayı başaramadı. Buranın altına inmeyi başaramadı. Bakın yukarı doğru denemeler var. Başarısız. Sonra altında aşağı doğru denemeler var. O yüzden şu mavi bölgenin içinden bir çıkalım. Biraz daha yön konusunda bize sağlıklı bir sinyal vermesi için şu mavi bölgeden bir çıkmamız, kurtulmamız gerekiyor ki artık şu yatay hareketi biraz olsun bozma potansiyeli biraz daha artacaktır. Bu gerçekten çok kısa vadeli düşünenler için çizmiş olduğumuz bir bant aralığı diyebiliriz. Sayısı olarak ifade edersek de arkadaşlar 35.74 ile 35.47 arasındaki bölge. Şu bölgeden kurtulursak o tarafa doğru hareket bir miktar daha devam edebilir gibi ama çok çok net sinyaller vermeyecektir muhtemelen. 35.88'in üzerinde belki biraz daha hızlı bir hareketle karşılaşabiliriz. 36'lara doğru, 36.18'lere doğru. Evet arkadaşlar soru sorabiliyorsunuz. Bugün soru cevap bölümü yapacağız. Peki 35.40'ların altına inersek ne olacak? 35.22 ve 34.80 80 kaçtı bu? Dün gece saatlerindeki analizde belirtmiştik aslında ama hemen alalım ekranımızı arkadaşlar. 34.74 arkadaşlar evet 34.74 eğer 35.22'lerin altında kalmayı başarırsak yine hedef olarak kullanabileceğimiz bölge olacaktır. Bunu söyleyebiliriz şu an itibariyle. Bakalım hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Sterlin dolar için gece saatlerindeki analizde 61.22-21'in altında geri çekilme beklentimiz olduğunu paylaşmıştık. İlk hedef seviyemiz 60.69'du ki açılışta itibaren yaklaşık 23-25 bitik bir aralıktı, bir hedefti. Bu hedefe ulaştık. Arkasından geri çekimin devamı geliyor. 60.69'un altında bakalım neresi vardı? Muhtemelen 60.36'ları hedef olarak göstermiş olmamız gerekiyor. 61.20'nin altında kaldığımız sürece 60.69'u ilk hedef konumunda demiştik. Sonrasında 60.36 evet doğru ikinci hedef olarak 60.36'yı vermiştik. Çok yaklaştık. Geri çekimin devam etme potansiyeli hala daha da kuvvetli. Nereye kadar? 60.36'nın altında 60.17'ler ve 59.84 civarları bulunuyor arkadaşlar. Bu bölgeye kadar da bir geri çekilme olursa bence bugün için herhalde yeterli bir seviye olacaktır diye tahmin ediyorum sterlin dolar paritesi için. Arkadaşlar altında hareketler birazcık değişik. Değişik çünkü şu yüzden değişik arkadaşlar. Bakın şöyle yaparsak sanırım evet biraz daha hareketi daha. Bu 4 saatlik grafiktir. 4 saatlik grafiklere baktığımız zaman az önce MACD göstergesindeki herhangi bir değişiklik var mı diye bakmıştım şu şekilde. Hala yukarı yönlü görünümünü koruyor arkadaşlar. Burada bir değişiklik yok. 4 saatlik grafikler için güzel referans olabilecek bir bölgede şu anda hala. Bu yukarı hareketin devam edeceğini şu anda gösteriyor bize. Ama bakın saatlik grafiklere geri döndüğümüz zaman şu bölgede bir kanalımız var. Bakın turuncu renklerle çizmiştik bu kanalı. Dün çizmiştik hatta dünkü şablonlarda da bulabilirsiniz. Bugünkü şablonlarda yine aynı şekilde
Hareketin bir miktar daha yukarı devam etme potansiyeli var ama bu hareket de arkadaşlar sınırlı bir hareket olacaktır. Yani 1332-68 civarlarına kadar bir hareket gelme potansiyeli var. Ama bunun için 1327-88 yani dünkü tepelerin birazcık üzerine doğru çıkmamız gerekiyor ki 1332-68 civarlarındaki kısa vadeli hedefe ulaşabilelim. Aksi takdirde geri çekilmeler 1320-10'lara kadar ya da 1312-34'lere kadar gelebilir ama bu artık hani şu anda yaşamış olduğumuz bu yukarı hareketin bir düzeltmesi olarak karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden geri çekilmeler sanki piyasadaki oyuncular tarafından bir yukarı hareket fırsatı olarak adlandırılabilir. Özellikle 1327-88'de kırılırsa iyice bu hareket hızlanacak ve 1332-68 belki sonrasında 1340-45'e kadar da hareketi yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ya geri çekilmeleri yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirecekler ya da 1327-88'in üzerine doğru hareketlerde de 1332-68 ve 1340-45 civarlarına doğru hareketi yine bekleyebilecekler. O yüzden geri çekilme ile ilgili çok fazla bir beklentim yok özellikle 1312.34 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece. Ancak buranın altına inersek arkadaşlar evet geri çekilme artık başlıyor diyebiliriz. Ama bunun dışında şu an itibariyle bu durum söz konusu değil. 1300 hani daha da kısa riski düşük tutmak isteyen arkadaşlar için 1320 ile 1312-34 arasında bir bölgemiz var. Ama bu bölge biraz engebeli bir yol. Bunun altında hemen altında bakalım 1319-10'larda 200'lük hareketli ortalamamız var. Sonrasında yine bakın beyaz ve sarı hareketli ortalamalar geliyor. O yüzden bu civarların altına doğru inersek hani net olarak 1312-34'e kadar geliriz gibi bir tez savunamam ne yazık ki. O yüzden arkadaşlar belirli noktaları lütfen sizler de kontrol edin. Ve basamak basamak gitmenin daha hayırlı ve faydalı olacağını söyleyebiliriz şu an itibariyle bu görünüşe göre. Ama yön sanki biraz daha yukarı 1332-68'de bugün görülmesi çok muhtemel bir hedef olarak duruyor karşımızda. Peki bakalım. Uskan Bey bugün erkencisiniz demiş. Biz erkenci değiliz. Piyasa biraz daha erken uyandı ve hareket var. Beklentilerimiz doğrultusunda hafif küçük güncellemeler var analizlerde. O yüzden bunları da tam zamanında sizlere ulaştırmak istedik Uskan Bey. Bu nedenledir ki bu hızlı ve erken girişimiz. Peki bakalım. Şimdi bunu bitirdik. Birazcık şöyle alalım bunu. Tamamdır. Erken kalkan yol alırır. Doğru. Erken kalkmak için de erken yatmak gerekiyor adam bey. Biz hem geç yatıp hem erken kalkıyoruz. Zaten işin kötüsü de bu ya. Şimdi arkadaşlar. Dolar TL'ye geçeceğim. Dolar TL'ye de şöyle kısaca bir özet yapalım. Ondan sonra özet kısımları en azından bitirmiş oluruz. Arkadaşlar. Dolar TL için söyleyebileceğimiz şey şu. Dolar TL'de yine aşağı hareket potansiyeli biraz daha kuvvetli 2.0087 seviyesinin üzerinde kalmadığımız sürece yani altında kaldığımız sürece diyebiliriz. Hedef olarak da 98.71'ler ilk olarak karşımıza çıkıyor bugün itibariyle. Yok efendim ben 2.0087 benim için çok yukarı bir direnç diyorsanız bu durumda şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar 1.99.91'leri yani 2.00 civarlarında direnç olarak kabul edebilirsiniz. Eğer ki 2.0087 sizin için biraz yüksek bir dirençse nereden baksanız yine 80-90 pip aşağı çekmiş olursunuz stop seviyenizi. Ve direnç olarak da 99-91 2.00 civarlarını kullanırsanız belki biraz daha işinize yarar. Ama hani benim referans alacağım nokta 2.0087'dir. Bunu söyleyeyim. 98.71'de ilk hedefim, 98.35 ve sonrasında ise 97.75 civarları da günlük yine basamak basamak hedef olarak kullanabileceğim seviyeler olacak gibi duruyor şu an itibariyle. Tamam mıdır? Dolar TL için de beklentimiz bu yönde. Hala net olarak bir yukarı dönüş sinyali almadık.
Peki arkadaşlar, şimdilik özet kısımlar bu kadar. Özetleri bitiriyoruz ve bizimle burada olan arkadaşlarla biz analizlere devam edeceğiz. Farklı paritelerde analizleriniz varsa lütfen canlı yayınlara katılıp soru sormayı ihmal etmeyin ki biz de istediğiniz diğer tüm pariteleri canlı yayının özet kısımlarından sonra cevaplıyoruz.